Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Bildiğiniz üzere hem Devlet Konservatuarı tiyatro oyunculuk bölümlerinin hem de özel üniversitelerin tiyatro oyunculuk bölümlerinin yetenek sınavları bu dönemde başladı ya da başlamak üzere. Ben de bu konuda eğitmeniniz olarak sizler için bir araştırma yaptım ve şu ana kadar belli olan sınav koşullarını ve sınav tarihlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk okulumuz Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Güzel Sanatlar Fakültesi. Kontenjan 18 demiş, yani sadece 18 öğrenci alınacak. Başvuru koşulları 21 yaşını geçmemiş olmak ve bu yıl olarak hesaplanıyor. Yani yıl olarak hesaplandığında eğer 21 yaşını doldurmadıysanız bu sınava katılma hakkına sahipsiniz. Online başvuru tarihi 22 Temmuz 25 Temmuz olacak. TYT baraj puanı 230 ham puan olacak. Birinci aşama 19-25 Ağustos Dolmabahçe yerleşkesi tepe sahnede olacak. Birinci aşamada sınavda oyuncu adayı kendi seçtiği tiyatroları oynayacak ve komisyon sorularını cevaplayacak. İkinci aşamada ise 29 Ağustos'ta olacak. Yine Dolmabahçe yerleşkesi tepe sahnede olacak. İkinci aşamada oyuncu adayı zorunlu parçayı oynayacak. Yani okulun belirlediği tiradı bütün oyuncu adayları oynayacaklar. Ve oyuncu adayı aynı zamanda şiirini okuyacak. Komisyon gerek görürse fiziksel egzersizler de yapacak. Yani beden dilinize bakılacak. Dans ve ritim hareket duygunuza bakacak hocalar. Ve sınav komisyonu eğer isterse yine sizde özel sözlü bir mülakat gerçekleştirecek. İkinci okulumuz İstanbul Devlet Konservatuarı. Başvuru koşulları yine 21 yaşını geçmemiş olmak. Yine bu da yıl olarak hesaplanıyor. Online başvuru tarihi 29 Temmuz 7 Ağustos arası olacak arkadaşlar. Bu arada online başvurularınızı lütfen bilgisayar üzerinden yapın. Çünkü telefonda bazen teknik aksaklıklar gerçekleşebiliyor. TYT baraj puanınız 200 olması gerekiyor. Bu ham puan olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Birinci aşama oyunculuk sınavı 19-25 Ağustos tarihinde olacak. İkinci aşama ise kesin kabul sınavı 28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Üçüncü okulumuz Ordu Üniversitesi. Kontenjan 10 kişi demiş. Başvuru tarihi 22-26 Temmuz. TYT başvuru puanı 140 ham puan. Birinci aşama 29-30 Temmuz demiş ve sahne sınavında aday seçtiği oyunlardan bir tanesini oynayacak, yani tiradı oynayacak. Doğaçlama sınavında ise aday jüri tarafından verilen bir kelimeyi sözlü veya sözsüz bir şekilde sahneye taşıyacak. Yani bir oyun oynayacaksınız doğaçlama olarak. Aynı zamanda hareketle de dans sınavı yapılacakmış. İkinci aşama sınavı ise 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Müzik sınavı olacak ayrıca. Adaydan tek ses, çift ses, ezgi ritim tekrarı istenecek veya bir şarkı veya bir türkü söylemesi istenecek. Zaten bu kulak sınavında arkadaşlar, yani müzik sınavında kulağınıza bakıyorlar. Ritim hareketle ilgili bazen el çırparak ya da masa üzerinde bazı ritimler yaparak tekrar etmenizi istiyor hocalar. Ya da piyano eşliğinde bazı seslerle melodileri sizin sesinizle, kendi sesinizle çıkartmanızı istiyorlar. Yani müzik kulağınızı değerlendiriyor hocalar. Ve sahne sınavı aday ikinci parçasını oynayacak ve şiirini okuyacak. Dikkat ettiyseniz genelde hazırladığınız tiratları oynuyorsunuz. Diğer aşamalarda şiirinizi okuyorsunuz, şarkınızı söylüyorsunuz ya da hocalar gerekli görüyorsa doğaçlama oyunlarınızı da sergiliyorsunuz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bir diğer okulumuz Hacettepe Üniversitesi. Başvuru koşulları 24 yaşından büyük olmamak. Burada biraz yaş sınırı daha geniş aralıkta. Başvuru tarihi 29 Temmuz 7 Ağustos. TYT puanı 180 ham puan. Birinci aşama tarihi 12-17 Ağustos. Birinci aşama sınav, sahne sınavı aday seçtiği 2 adet tirada oynayacak. Diksiyon sınavı aday seçtiği şiiri okuyacak.
Aynı zamanda ikinci aşama 19-21 Ağustos tarihinde olacak. İkinci aşama sınavında hareket, müziksel işitme, doğaçlama üzerine bir sınav olacak. Beşinci üniversitemiz Anadolu Üniversitesi. Kontenjan 9. Online başvuru tarihi 29 Temmuz 9 Ağustos. TYT baraj puanı 180'an puan. Birinci aşama 19-26 Ağustos tarihleri arasında olacak arkadaşlar. Altıncı okulumuz 9 Eylül Üniversitesi. İzmir'de biliyorsunuz. Online başvuru tarihi 24-28 Temmuz. TYT puanı 150'an puan. Birinci aşama 5-9 Ağustos tarihlerinde olacak. Bazı okullarla ilgili böyle kısa bilgiler var. Çünkü elde edebildiğimiz bütün bilgileri paylaşıyoruz. Ayrıca burada sizi haberdar etmek istedim. 7. üniversitemiz Kadir Has Üniversitesi. Online başvuru tarihi 18-25 Temmuz arkadaşlar. Birinci aşama 29 Temmuz 3 Ağustos. Birinci aşama sınavında adaylar gruplar halinde atölye çalışması yapacak. Yani bu atölye çalışmasında hocalar sizi her açıdan değerlendiriyorlar. Bir workshop, özel çalışma gibi oluyor. İkinci aşama 5-10 Ağustos tarihlerinde olacak. İkinci aşama sınavında aday hazırladığı dram komedi tiradını oynayacak ve şiiri oynayacak. Üçüncü aşama 12 Ağustos'ta olacak. Üçüncü aşama sınavı adaylar %100 burs için sınava girerler diye not düşülmüş. Bazı okullarda şiir, şarkı ve normal hazırladığınız iki tirat dışında da başka tiratlar da istenebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve sırada şimdi diğer üniversitemiz Okan Üniversitesi. Online başvuru tarihi 25 Haziran 28 Temmuz. TYT baraj puanı 150'an puan. Birinci aşama sınavı 29 Temmuz. İkinci aşama sınavı 31 Temmuz arkadaşlar. 9. üniversitemiz Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Online başvuru tarihi 21 Temmuz 18 Ağustos. Birinci aşama 21-21-22 Ağustos. Birinci aşama sınav aday kendi hazırladığı iki tirat ve şiirleri oynayacak. İkinci aşama 23 Ağustos. İkinci aşama sınav adaylar 60 dakikalık bir genel kültür sınavına giriyorlar. Ve ardından ses kulak sınavını alıyorlar. Genel kültür sınavında size gerçekten kültürle ilgili güncel çok genel şeyleri soruyorlar. Hani bestecileri, yazarları, tiyatroyu, tarihi, sanatı, estetiği soruyorlar. Ama bunlar herkesin bilebileceği genel sorular oluyor. Bu konuda en azından bol bol kitap okumanız, araştırma yapmanız sizler için faydalı olacaktır. Nişantaşı Üniversitesi 10. okulumuz. Birinci aşama sınav 26-27 Temmuz. Sınav tek aşamadan oluşurken aday oynadığı oyundan kendisinin hazırladığı bazı şeyleri getirmek zorundadır demiş. Yani oyunla ilgili bütün hazırlığınızı tam olarak yapmanızı istiyorlar. Bazı parçalarda kostüm, aksesuar kullanabiliyorsunuz. Bunları çok abartılı olmadan kullanmakta fayda var arkadaşlar. Bunu da belirtelim. 11. okulumuz İstanbul Aydın Üniversitesi. Online başvuru tarihi 17-30 Temmuz. Birinci aşama sınavı 1-2-3 Ağustos. Birinci aşama sınavda genel kültür sınavı demiş. Bu sefer ilk aşamada yapılıyor. Sahne sınavı demiş. Aday seçtiği bir adet tirada oynuyor. Ve web sitesinde bulunan şiirlerden bir adet okuyor demiş. Bazı okullar bazı tiratlarla ilgili önerilerde bulunuyorlar. Diyorlar ki şu tiratları oynamamanız daha iyi olur diyorlar. Ya da bizim seçtiğimiz şiirlerden birini seçin diyorlar. O yüzden bu tarz koşullara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bundan başka ses ve kulak sınavı var tabii ki birinci aşamada. İkinci aşama tarihi 5-6-7 Ağustos demiş. İkinci aşama sınavda atölye çalışması ne yapılacakmış. Sahne sınavı aday hazırladığı oyunlardan yine birini oynuyormuş arkadaşlar. Ve geldik şimdi Doğuş Üniversitesi'ne 12. okulumuz. Kontenjan 20, online başvuru 18-30 Temmuz. Birinci aşama 1-2 Ağustos. Birinci aşama sınav aday hazırladığı iki tirada oynar ve ardından şarkısını söyler, dans eder. Zaten genelde de böyle oluyor. 13. okulumuz Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Kontenjan 20 demiş. Online başvuru tarihi 26-29 Ağustos. Birinci aşama 3-4 Eylül. Birinci aşama sınavında aday hazırladığı 3 parça tirada oynuyor. Ardından aday şarkı ve şiirini okuyor. İkinci aşama 5 Eylül. İkinci aşama sonucu aday mülakata girer ve jürinin sorularını yanıtlar diyor. Arkadaşlar her okulun hem özel üniversitelerin tiyatro bölümleri olsun hem devlet konservatuvar tiyatro bölümleri olsun kendine göre oluşturduğu özel bir yetenek sınavına gireceksiniz.
Bazı okullarda bu yetenek sınavı tek aşamadan oluşuyor. Bazı okullarda iki ya da üç aşamadan oluşuyor. Genelde bir komedi, bir dram tirada oynuyorsunuz, bir şiir okuyorsunuz, bir şarkı söylüyorsunuz. Bazen doğaçlama oyun oynamanız isteniyor. Ya da müzik kulağınıza bakıyorlar ya da beden dilinizi görmek için dans etmenizi istiyorlar ya da ritim hareket veriyorlar. Bunu tekrarlamanızı istiyorlar. Ama her koşulda hocalar sizi her alanda ses nefes olarak, beden dili olarak, artikülasyon, diksiyon olarak ve tabii ki oyunculuk performansı olarak değerlendirmeye çalışıyorlar. Şu ana kadarki elimizdeki bilgiler bunlar. Şimdiden sınava girecek bütün adaylara başarılar diliyorum. Sahnede görüşmek üzere.